proud to be an American. One is strong and powerful. Military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars. Seçim meydanlarında sözünü verdi. Zafer konuşmasında tekrar etti. Peki Amerikan başkanı seçilen Donald Trump söz verdiği gibi savaşları bitirebilecek mi? Well, thank you very much. It's an honor to have the president with us. Trump'ın bu sözünü yerine getirmede karşısına çıkacak en ciddi sınavlardan birisi İsrail'in Lübnan ve Gazze'de bir yılı aşkındır süren saldırıları. Başkan Joe Biden yönetimi daha önce defalarca ateşkes girişiminde bulundu. Ancak bu girişimler İsrail'in saldırgan politikasını değiştirmesi için yeterli olmadı. Mevcut ABD yönetimi İsrail'e karşı pasif kalmakla suçlandı. Donald Trump ise İsrail'e sınırsız destek sözü verdi. Hem İsrail'e destek hem de Orta Doğu'da barış sözü veren Trump'ın bu iki vaadi birden nasıl gerçekleştireceği ise belirsiz. Başkanlık koltuğuna oturduğunda Trump'ın masasında yer alacak bir diğer önemli gündemse Rusya-Ukrayna savaşı. Trump savaşın başladığı 2022 başından bu yana Ukrayna'ya askeri ve nakdi yardımda bulunan Joe Biden yönetimini eleştirdi. Ben bu savaşı 24 saat içinde bitiririm ve ben başkan olarak kalsaydım bu savaş hiç çıkmazdı. Rusya Ukrayna'ya giremezdi cümleleriyle hafızalarda yer etti. Hatta Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'yi ABD'ye her gelişinde 60 milyar doları kapan usta bir tüccar olmakla dahi itham etti. And we're going to have a discussion. Senato'da da çoğunluğu elde eden Donald Trump'ın Ukrayna'ya yardım musluğunu kısması hayli olası görünüyor. Rusya lideri Vladimir Putin'le sıkı ilişki içinde birçok sorunu çözebileceğinden emin görünse de Trump'ın bu savaşı nasıl sonlandıracağı şimdilik bir muamma olmayı sürdürüyor. I didn't know what you gave.